Türkiye'nin yeni yerli otomobilinin henüz bir adı yok ama bunun var. Bakın bu haberi yapan muhabir arkadaşım Doğancan Aksoy'un yerinde olmayı gerçekten çok isterdim. Şimdi bu otomobilin adı kondu. EVT-S1 yani Elektrikli Vasıta Türkiye. Hacettepe Üniversitesi'nden 11 Türk mühendisin ürettiği elektrikli spor otomobil TRT Haber tarafından test edildi. Ankara-İstanbul arasını eğer üretilirse kaç liraya gideceğini birazdan öğreneceksiniz ve inanamayacaksınız. Tam 141 beygir. 100 kilometre hıza sadece 7,5 saniyede çıkıyor. Sınırlandırılmış son hızı 180 kilometre. Üstelik yerli üretim. İşte Hacettepe Üniversitesi'nin sır gibi saklanan %100 elektrikli aracı EVT-S1. 11 Türk mühendis gece gündüz çalıştı. Ortaya EVT yani Elektrikli Vasıta Türkiye çıktı. Trafiğe çıkmak için bize göre %90-95 otomobil altyapı olarak hazır. Yol tutuşu ve frenlemesi çok çok iyi. Bunun da sebebi ağırlık merkezinin çok çok düşük tutulması. Otomobil hızlı şarj istasyonlarında yarım saatte şarj oluyor. Ev tipi elektrikle 10 saatte. Tek şarjla 300 kilometre yol alabiliyor. Son derece ekonomik. 100 kilometrede yalnızca 4 liralık elektrik harcıyor. İstanbul-Ankara arasını 15 liralık elektrikle kat etmek mümkün. Hacettepe Üniversitesi'nin ürettiği yerli otomobil EVT-S1'i kullanmakta ilk bana nasip oldu bir basın mensubu olarak. Aracın kullanımı gerçekten çok keyifli ve kolay. İçi ise çok şık, deri kaplı. Oldukça güzel bir spor otomobil diyebilirim. Araç gerekli desteği alırsa 2 yıl içinde yollarda olabilir. Bu otomobilin değil Türkiye pazar Avrupa'da satılacağına inanıyorlar. Yaptığımız hesaba göre 150 bin lira civarına biz bu otomobili satabiliriz.